mezar taşları, tarihin binbir sırrını saklayan geçmişten bugüne yazılan mektuplar. Her biri dünya üzerinden gelmiş geçmiş bir yaşamın, insanın sırrını saklar. Bu sırları fısıldar, görmesini, bakmasını, duymasını bilenler için. Kimi dağ başlarında kimsesiz ve yalnız, kimi kentlerde, kimi ise bir köyün, kasabanın yanı başında sessizce, kimsesizce dururlar, dimdik ve yalnız. Birçoğu sökülüp atılmış, duvar yapılmıştır yeni mezarlıklar için. Yalnızdılar, onların kimsesi yoktu. Biz onların birileri, kimseleri olalım istedik. Onlar için yola düştük. Onlar ki geçmişin binbir türlü sesini, izini taşırlar sonsuz zamanlara doğru. Yeter ki birileri söküp atmasın. Karlı dağlardaki sır bizi Anadolu'nun kimsesiz ve yalnız mezar taşlarına, Denizli'ye kadar getirdi. Yolumuz uzun ve zordu. Uzak zamanlardan gelip yalnız ve kimsesiz zamanlara dokunduk. Dokunduğumuz her taş bize geçmişin gizemli sırlarını fısıldadı, damgalarını, aidiyetini söyledi. Kimden gelip kime gittiğini anlattı sanki her bir taş. Özdemirci kasabasının mezarlığında öylece kala kaldık. Baktık, dokunduk, sustuk. Susmak çare değil, anlatalım ve gösterelim istedik. Geçmişin gizemli zamanlarından Tamgalar Dengizli'nin yolculuğu başladı bizim ve sizin için. Türkler bugüne kadar kendi tarihlerine bakarken gerçek maceralarını değil de belli bir akımın içinde gelişen maceralarını anlatmak veya kendilerine yaşadıkları maceranın bu olduğunu anlatanların fikirleriyle kendilerini anlamaya çalışan bir tarihçilik anlayışına sahiptir. Süryani Mikail Vekainamesinde diyor ki söz ederken, Türkler güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadar bu coğrafyanın üzerinde cevelan eder ve hakimdirler. Quintus Curtius'un İskender üzerinde bir kitabı vardır. Bu kitabında İskender Makedonya'dan çıktıktan sonra 328'lerde Semerkant civarına bir yere gelir ve Sakaların komutanı kendisini karşılar. Komutan kendisine şöyle der: buraya dost olarak geldiyseniz mesele yok, sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Yok düşman olarak geldiyseniz unutmayın ki biz sizinle Tuna'da hemhududuz. İskitler, Sakalar veya Divan-ı Lügat Türk'te İskender'in karşılaştığı Şular hepsi aynı millet. Buradan da şuraya varıyoruz. Demek ki M.Ö. 7. yüzyılda Zikivir Toga'nın dediği gibi Macaristan ovalarından Çin sınırına kadar uzanan yekpare bir Türk imparatorluğu var. Bu imparatorluk en doğuda Şu diye, İran yaylalarında Saka diye, hatta Bizans'ta Saka diye ve Orta Avrupa, Balkanlar'da da İskit diye bilinen bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Uzak zamanlardan geleceğe doğru uzanan sessiz, kimsesiz bir yolculuk, taş mektupların Asya'nın içlerinden, ortasından Anadolu'nun en batı ucuna uzanan damgaların Türk tarihinin yolculuğu. Fenike yazısı bu bölgeye acaba Sakalardan mı geldi? Biz Bizans kaynaklarında biliyoruz ki Bizans'a gelen bir mektuptan
Köktürk Kağanlığı zamanında veya Türk Kağanlığı zamanında gelen bir mektuptan anlıyoruz ki Bizanslılar Saka yazısını bilmektedir. Sakaların kim olduğunu bilmektedir. Ve Sakalardan bize bir mektup geldi diye kendi kayıtlarını düşmektedir. Bizans'ın kullandığı, kayıt düştüğü defterler Türk tarihi açısından son derece ehemmiyetli olan kaynaklar diye düşünüyorum. Bizans kaynaklarının İslamiyet öncesi Türklerle ilgili yaptığı icraatlar, yerleştirme, Balkanlardaki yerleştirmesi, Anadolu üzerindeki yerleştirmesi ve bunların hangi amaçlarla buralara yerleştirildiği konusundaki kayıtları dikkatimi çekti. Bizanslılar ekonomik bünyeleri bozulduğunda ve tarım alanlarındaki yetersizliklerinde, askeri alanlardaki yetersizliklerinde Balkanlardan inen ve daha önce Hristiyanlıkla tanışan veya Bizans misyonerleri vasıtasıyla Hristiyanlığa intisap ettirilen, vaftiz edilen, beyleri vaftiz edilen, mahiyetleri de doğrudan böylece vaftiz edilmiş, kabul edilen Türk kavimlerini beyleriyle birlikte Balkanların ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine yerleştirmişlerdir. Ege tarafında yerleştirilenlerin Balıkesir'den güneye doğru inen şerit üzerinde bunların yerleştirildikleri bir başka eksenin Eskişehir-Konya aralığı olduğunu, bir başka şeyin yerleştirme alanının Doğu Karadeniz ve Kars, Hatay noktaları olduğunu görmekteyiz. Bizans, İslamiyet öncesi karşılaştığı ve Hristiyanlığa intisap etmiş veya intisap ettirdiği Türkleri Anadolu coğrafyasına İslamiyet'ten önce de yerleştirmiş. Türk tarihine Malazgirt Savaşı ile Anadolu'da başlamak ve Türklerin burada bulunduğundan söz etmek yanlış olacağı kanaatindeyim. Ve bu Anadolu Türk tarihinin anlaşılmasında da handikap yaratmaktadır. Özdemirci mezarlığında Asya'nın içlerinden Anadolu'nun en batı ucuna kadar gelen Türk damgalarının hemen hemen hepsini görmek mümkün. Oğuz damgalarının yanı sıra Oğuzlardan önce Anadolu'ya yerleşen Kıpçak boylarının damgalarıyla da karşılaşıyoruz bu anıt mezarlıkta. Tabii ki en çarpıcı olan biri 3 satırlık Orhun Yenisey harfli bir mezar taşı kitabesi. Orhun harflerinin milattan önce 400'de 500'de bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğu sınırlarında, bugünkü Altay Dağları'nın kuzeybatısında olduğu ortaya çıkıyor. Böylece bu harflerin yayılma alanı Avrupa ve Anadolu olsa da çıkma noktası orijini Asya'dır. Yani bugünkü Altay Dağları'nın bulunduğu nokta. Bu yazıta geldiğimizde bu coğrafyayla birlikte değerlendirmemiz gerekir. Gerçekten ben yazıttaki birkaç harfi, şekli incelediğimde bu harflerin Orta Asya kökenli, bugünkü Yenisey, Orhun bölgesinde bulunan yüzlerce, binlerce yazıtın karakterlerine benzeyen harfler var. Elbette bunların metin olarak okunması noktasında henüz yeniyiz. Bunlar metin, bir metin bütünlüğü vardı ama gerek tabiatın tahribatından dolayı gerekse harflerin bir kısmının tam çıkmamasından dolayı sıkıntılarımız var. Fakat şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle 4-5 tane karakter bugünkü Yenisey'deki harflerle aynı şekil kodlarına doğru gidiyor. Fakat bu harflerin kodları ve şekline baktığımızda ora orijinli ama ben bu harflerin
Milattan önce 4. 5. yüzyıl olarak anlamlandırılmasını veya tarihlendirmesini öneriyorum. Çünkü harflerin şekillendiği dönem milattan sonra 6. 7. 8. yüzyıllar. Bu karakterlere baktığımız zaman onun bir öncesi dönemi, bir 300-500 yıl öncesine götürülebilecek karakterde harfler. Burada çok açık bir karakter var. Bizim Türkolojide B2 dediğimiz bir karakter var. B2 şekli bulunuyor ve bu Orhun harflerinin yayıldığı coğrafyanın en yaygın karakteridir. İkinci karakter Z karakteri. Bu da çok yaygın. Üçüncü karakter olarak da ünlü bir harf kullanılıyor. Bu ünlü harf, ünlüyü işaret eden O ve U'yu gösteren bir harf. Büyüktür işareti, matematikteki büyüktür işareti zaten yazıtta görülecektir. Dolayısıyla bu üç karakter, üç harf tipik Orhun karakteri olduğunu gösteren bir yazıt olması bakımından çok önemli. Ben bu coğrafyada bu tür metinlerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Çünkü bu taş dikme geleneği sadece tekil olarak bir köyün mezarlığında, bir mezrada bulunması mümkün değil. Bu geleneğin bu coğrafyada başka örnekleri, tekil ve çoğul örnekleri var. Yani köylerde olan mezarlıklar var. Mezarlıkların birleşmesiyle bir mezarlık kültürü, taş dikme kültürü, yazı yazma geleneği kültürü olmalı ki burada bu taşlar dikilmiş ve yüzlerce yıl, binlerce yıl bu coğrafyada kalmış. Dolayısıyla burada olduğuna inanıyorum. İkinci sonucumuz da bu taşlardaki yazıların Orhun yazısı karakterine sahip olduğunu görüyoruz. 4 tane, 5 tane işaret Orhun yazısını diğer yazılardan ayırt eden karakterdeki biraz önce söylediğim harfler, işaretler Orhun orijini olduğunu gösteriyor bize. Yazıt üzerinde ilk okuma teklifini Cengiz Saltıoğlu yaptı. Mutlaka defalarca okunması ve tartışılması gereken bir yazıt bu. Ne yazık, o şimdi rahat. Uykusunun, ölümünün aldığı yıl ejder yılı. Tanrım, abın huzura ersin. Günahları bağışlayıp kabul et kurban aşını. Acıgöl'ün kıyısındaki Akpınar köyü Denizli il sınırının bittiği yerde ve Afyon'a bağlı. Ama burada da ortak bir kültür var. Akpınar mezarlığındaki ardıç ağacından yapılmış mezar taşlarının her biri kendi başına birer damga. Benzerlerini Macaristan'da gördüğümüz ağaç mezar taşları Denizli ve çevresinde sıkça görülüyor. Üzerlerindeki damgalar zaman içinde türevlenen ve boy damgasından aile damgasına dönüşen izler taşıyor.
Bozkurt ilçesinin Hayrettin köyü, Balkan göçmenlerinin kurduğu bir köy. Batı bölgelerinde az görülen bir üretim yapıyorlar. Ağlayan gelin, ters lale ya da onların deyimiyle tuğşaye soğanı yetiştiriyorlar. Ters lalenin yanında nergis ve sümbül soğanı da yetişiyor bu köyde. Karlı zamanlarından baharına eriştiğimiz ve rengarenk bahçelerinde gezindiğimiz Hayrettin'den bahara doğru yürüyüp gidiyoruz. Asmalar üzüm oluyor, toplanıyor bağlardan. Emek, alın teri, geçime dönüşüyor. Coğrafya insanla güzelleşiyor. İnsan coğrafyaya dokundukça, emek verdikçe topraklar vatanlaşıyor. Güney Şelalesi'nde bir durak duruyoruz ve coşkun akıp gelen sularından baharın sesini dinleyerek Güney ilçesinin yaz zamanlarına varıyoruz. Denizli'mizin Güney ilçesindeyiz. Güney ilçemizdeki ilk yerleşim 1630 yıllarına dayanır. Bizim buraya gelen insanlarımız Oğuzların bir kolu olan Kayıların alt gruplarındaki boylar şeklinde, cemaatler şeklinde buraya gelmiştir. Güney ilçemizin mahalle isimlerinden Yağcılar bir boy adını taşır, Kara Ağaçlı yine bir boy adını taşır, Tilkilik Mahallesi yine bir boy adını taşır. Buradan şunu anlıyoruz, Güney ilçemiz tamamen Oğuzların o gün buraya gelen torunları şeklinde yaşayıp gelmektedir. Buranın yaşayan kelimelerine baktığımız zaman Orta Asya'daki Orhun abidelerinden ve Divan Lügat Türk'ten beri kullanılan kelimelerimizi görürüz. Mesela Börteçin'e kurdun adı der Ziya Gökalp. Burada Börteçin'in adı Börtü Böce şeklinde geçer. Börtü Böce kurt olarak kullanılır. Bir başka kelimemiz Tengmek kelimesi vardır. Tengilmek diye vardır. Çuval tengildi veya otururken düşen bir insana tengildi gitti veya çocuklar tengildiler şeklinde kullanılan bir kelimemiz var. Buradan da anlaşılacağı gibi bu yöre kültürüyle, yaşantısıyla, inançlarıyla Anadolu'muzdaki Oğuz kültürünü yaşatan beldelerimizden birisidir. Baba Dağ'ın eteklerinde hala yörük çadırları kuruluyor. Bin yıllar ötesinden akıp gelen yaşam bilgisine ve kültüre, kıl çadır yapımına Aydın'ın Bozdağ'ın ilçesi Olukbaşı köyünde dokunuyoruz. Keçilerin kıllarından iplik çekiliyor ve kıl çadırlar yapılıyor Olukbaşı'nda. Burası kıl çadırın endüstriyel üretiminin yapıldığı ender yerlerden biri. Bu bizim ata mesleğimiz. Türklerin mesleği aslında. Daha önceleri sanayi devrinden önce işte halı kilim gibi kullanılacak malzemelerin olmadığı dönemlerde tüm halı ve kilim türü, yaygı türü şeyler
bizim kıl çadır dediğimiz, bugün ürettiğimiz emtialardan elde ediliyordu. Ayrıca naylonun çıkmadan önceki, icat edilmeden önceki dönemlerde Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerindeki hayvan ürünleri, yani heybe, torba gibi kullanılan bütün emtialar kıldan yapılıyordu. Hatta ürün saklamak için kullanılan malzemelerin bile birçoğu kıldan yapılıyordu. Ama naylon çıktıktan sonra bu özellikleri bitti. Yani Türk kültürü, çadır kültürü artık son dönemlerini yaşıyor. Nasıl ki mekanik düzenden elektrikli düzene, yani sanayi üretimine geçiyorsak artık bu da belli bir bitme dönemine geliyor gibi bir şey. Biz devam ettirmeye gayret ediyoruz kültürümüzün geleceği açısından. Yakın zamanlara kadar Denizli'nin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık artık yerini sanayileşmeye bırakıyor olsa da bölge ekonomisindeki önemli yerini hala koruyor. Bütün toplumlarda coğrafya ve coğrafyanın sunduğu geçim kaynaklarının etrafında ritüeller oluşuyor. Kadim Türk hayatının dayandığı hayvancılık ekonomisi çevresinde oluşan ritüellerin en ilginçlerinden biri Denizli Çal Aşağı Seyit Köyü'nde günümüzde de yaşamaya devam ediyor. Suya koyun atlatma ya da sudan koyun geçirme. Sosyal damgalar olarak tanımlayacağımız etkinliklerden biri de bütün Ege bölgesinde yaygın olarak görülen deve güreşleri. Bizim için ilginç olan süslenen develerin üzerlerine örtülen ya da boyunlarına asılan dokumalardaki damgalar. Damgalar sadece mezar taşlarında değil, hayatın bütün alanlarında karşımıza çıkmaya devam ediyor Denizli'de. Sonbaharda başlayan deve güreşleri kış boyunca devam ediyor. Kent'te sezonun ilk deve güreşine tanık oluyoruz. Kıştan bahara, bahardan yaza sürüyor yolculuklarımız ve Baba Dağ'ın zirvesine varıyoruz. Kadim Türk kültürünün en bariz ve çarpıcı örneği burada karşımıza çıkıyor. Atalar kültü ve dağ kültü dağların doruklarında buluşuyor, anıt mezarlıklara dönüşüyor. Oba, obo, obo olarak adlandırılan Anadolu'nun farklı yerlerinde oyuk adıyla da karşımıza çıkan taş yığmalar, Anadolu Türklerinin Asya işlerinden getirdiği en önemli kültür unsurlarından biri. Baba Dağ'ın zirvesi yakın zamanlara kadar
dua ve adak için çıkılan yerlerden biri ve burası bir kutsal mekan. Birçok yerde tanık olduğumuz gibi zaman içinde anıt mezarlığa dönüşüyor. Burada da ziyaret edilen bir Eren mezarı var. Mezarların biçimi ise tamamen eski Türk mezar geleneğine uygun olarak yapılmış ve kurgan tarzında. Babadağ'ın zirvesinden batan güneşi selamlıyoruz bir kez daha. Kadar uzanan yekpare bir Türk imparatorluğu var. Bu imparatorluk en doğuda Şu diye, İran yaylalarında Saka diye, hatta Bizans'ta Saka diye ve Orta Avrupa, Balkanlar'da da İskit diye bilinen bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Uzak zamanlardan geleceğe doğru uzanan sessiz, kimsesiz bir yolculuk. Taş mektupların Asya'nın içlerinden, ortasından Anadolu'nun en batı ucuna uzanan damgaların Türk tarihinin yolculuğu. Damgalarını, aidiyetini söyledi. Kimden gelip kime gittiğini anlattı sanki her bir taş. Özdemirci kasabasının mezarlığında öylece kala kaldık. Baktık, dokunduk, sustuk. Susmak çare değil, anlatalım ve gösterelim istedik. Geçmişin gizemli zamanlarından Tamgalar Dengizli'nin yolculuğu başladı. Bizim ve sizin için. Türkler bugüne kadar kendi tarihlerine bakarken gerçek maceralarını değil de belli bir akımın içinde gelişen maceralarını anlatmak veya kendilerine yaşadıkları maceranın bu olduğunu anlatanların fikirleriyle kendilerini anlamaya çalışan bir tarihçilik anlayışına sahiptir. Süryani Mikail Vekainamesinde diyor ki söz ederken, Türkler güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere kadar bu coğrafyanın üzerinde cevelan eder ve hakimdirler. Quintus Curtius'un İskender üzerinde bir kitabı vardır. Bu kitabında İskender Makedonya'dan çıktıktan sonra 328'lerde Semerkant civarına bir yere gelir ve Sakaların komutanı kendisini karşılar. Komutan kendisine şöyle der: buraya dost olarak geldiyseniz mesele yok, sizi ağırlamaktan şeref duyarız. Yok düşman olarak geldiyseniz unutmayın ki biz sizinle Tuna'da hemhududuz. İskitler, Sakalar veya Divan-ı Lügat Türk'te İskender'in karşılaştığı Şular, hepsi aynı millet. Buradan da şuraya varıyoruz. Demek ki milattan önce 7. yüzyılda Zeki Veli Toga'nın dediği gibi Macaristan ovalarından Çin sınırı.
mezar taşları tarihin binbir sırrını saklayan geçmişten bugüne yazılan mektuplar. Her biri dünya üzerinden gelmiş geçmiş bir yaşamın insanın sırrını saklar. Bu sırları fısıldar görmesini, bakmasını, duymasını bilenler için. Kimi dağ başlarında kimsesiz ve yalnız, kimi kentlerde, kimi ise bir köyün, kasabanın yanı başında sessizce, kimsesizce dururlar, dimdik ve yalnız. Birçoğu sökülüp atılmış, duvar yapılmıştır yeni mezarlıklar için. Yalnızdılar, onların kimsesi yoktu. Biz onların birileri, kimseleri olalım istedik. Onlar için yola düştük. Onlar ki geçmişin binbir türlü sesini, izini taşırlar sonsuz zamanlara doğru. Yeter ki birileri söküp atmasın. Karlı dağlardaki sır bizi Anadolu'nun kimsesiz ve yalnız mezar taşlarına, Denizli'ye kadar getirdi. Yolumuz uzun ve zordu. Uzak zamanlardan gelip yalnız ve kimsesiz zamanlara dokunduk. Dokunduğumuz her taş bize geçmişin gizemli sırlarını fısıldadı.